9 gün oldu açıklanan bayram tatili tur şirketlerini hareketlendirdi. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler terminallere akın etti ama tatilcileri orada bir sürpriz bekliyordu. Bayram tatilinin resmen 9 güne çıkarılmasına tatilciler kadar tur şirketleri de sevindi. Günün en yoğun mesaisini turizm acenteleri yaptı. Vizesiz bir yer düşünüyorum artık. Biraz geç kaldık sanırım. Bayram tatili alternatifleri arasında yurt içinde en yoğun talep güney bölgelerine. 9 günü doğayla baş başa geçirmek isteyenlerse Karadenizlerle turlarını tercih ediyor. Kültür turları 250 liradan başlıyor. Ama bu bayramda yurt dışı turlarda geçmiş yıllara göre daha ucuz. Hakikaten bayramda normalde 300 liraya uçak seyahati yapılabilirken 300 liraya şu anda biz bir Avrupa seyahati satıyoruz. Bayramın modası İtalya'nın Sardinya adası. 399 liradan başlıyor. Yani Türk lirasıyla 1000 liraya Sardinya'da hem kültür tatili hem de aynı zamanda birbirinden güzel koylarda denize girme imkanı mevcut. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması uzak doğu alternatifini de gündeme getirdi. Bali turu 849, Bangkok turu ise 649 euroya satışa çıktı. En az bir hafta 10 gün gerekiyor. İşte şimdi fırsat doğdu ve sabahtan beri telefonlarımız bu nedenle susmuyor. İşte Bangkok, Phuket, Singapur turları. Bayramı tatilde değil de memleketlerinde geçirmek isteyenlerin buluşma noktası ise otogar. 9 gün olduğu için talep çok fazla. 26, 27, 28, 29 hatta ayın 1'ine kadar yer yok şu anda araçlar dolu. Bayram için mi evet. Bulabildiniz mi yer? Yerler yok. Yerler tamamen dolmuş ama işte cumartesi günü için bir tane bulduk galiba. Bir saat kadar sonra haber verecekler. Nereye gideceksiniz? İzmir. Dedin ya ben geç kaldım ya millet erken aldı. Bilemem yani şu anda hiç yeri yok. Pazar gününe kadar dolu. Ben biliyorum fiyatlar da arttırdılar zaten. Onlar 3 ay öncesine 35'e gidiyordu şimdi 45 çekiyorlar. Ben 60'a da razıyım yer aslında. Ama eriyor. En son çare uçak ama Kayseri'den Kırşehir'e geçer mi onu bilemiyorum yani.